Evet, beyin hücrelerimizi nasıl programlayacağız? Bu zikir kavramını nasıl gerçekten en güzel şekilde gündeme getirip bu açılımı yapabileceğiz? İşte burada biraz önce de söylediğim gibi esmalardan esmaların frekansına göre programlanan beyin hücrelerimizin Nöron bağı yapanların arasındaki biyoenerji akışını arttırmamız gerekiyor. Bu akışı arttırdığımız zaman artan bu biyoenerji atıl bekleyen aynı frekanstaki diğer hücrelerin üstüne sıçrayarak onları da devreye alıyor ve nöron bağ sayısını arttırıyor. Yani bir insandaki o frekansın kapasitesi artıyor veya olumsuz bir frekansa onu aşağı indirip dengeleyebiliyoruz. İşte bunun için de gereken kısım zikir oluyor. Yani esmaları tekrar etmek. Aslında çok kolay ve basit bir şey. Bu esmaları tekrar ettiğimizde o esmanın frekansına göre programlanmış ve nöron bağı yapmış hücreler arasında bir enerji akışını oluşturuyoruz. Bu tekrarı biraz daha arttırdığımızda biyoenerji akışı da daha da artarak atıl bekleyen hücreleri devreye sokup bizdeki kapasite değişimini yaratıyor. O yüzden de Kur'an'da en çok zikirden bahseder ve bilim adamları da araştırmalarının sonucunda şunu söylüyorlar. Zikir çekerek değişmeyecek insan yok. Ve çünkü bir insan doğduktan sonra bu program ancak ve ancak kendi çalışmasıyla, yani zikir çalışmasıyla değişebiliyor. Dışarıdaki herhangi bir etkenle değişmiyor. Hatta son yıllarda işte kuantum ve kuantum fiziği, kuantum düşünce kavramlarının gelişmesiyle de ne yaptık? Hep olumlu düşün, olumlu düşün. Eskiden atalar da derdi. İyi düşün, iyi olsun diye. Hep buraya doğru yöneldik. Ama sadece olumlu düşün demek yeterli olmuyor. Çünkü sen ne kadar olumlu düşünmeye çalışsan da arkadan bir sürü evham vesvese korku geliyor. İşte bunlar daha çok olduğu için de o olumlu düşünceni yaşayamıyorsun. O zaman ne yapmak gerekiyor biliyor musunuz? Arkadan gelen o evhamları, vesveseleri, korkuları yani bilinçaltımızda oluşmuş olan çekirdek inançları temizlememiz, değiştirmemiz gerekiyor. İşte onun için ben de herkesi bunu yapmaya davet ediyorum.